Videodaki arkadaş yarın gelip bizim uçakta ise baslayabilir. Var işte. Dışarıdan getirdim. Hediye gidecek zeytinlerin suyunu değiştireceğim. Bunlar işte. Aman yanlış bir şey getirdik biz. Hayırlar. Olamaz. Hemen sileyim ben. Elimi oluyor elime. İyi sen elimi yandın. Elimi kırdı galiba parmaklarımı. Evet. İşte donlar çok kötü. Başka patlamıyor mu ya? Bu ev var ya berbat kokacak. Başka patlayan bir şey var mı ya? Domates patladı. Bu da çok fena, bu daha fena ya. Bek durdurmayı biliyor. Fena. Pekmez patlaması. Dur buna. Pekmez patlaması. Patlayan pekmez. Bak Ali, şu bacanamdan aldım. Bak hiç normal, bak hiç aynı yan yanaydı bunlar. Açtık bak hiçbir köpürme möpürme yok. Bunların bak onun kapağını açıyoruz. Bak bak bak. Bak görüyor musun Ali bak. Açma Allah cezanı ver. Bak Ali şu bacanamdan aldım. Oğlum bu bak, çok fena bak, lan. Hiç normal bak hiç aynı yan yanaydı bunlar. Turşu. Açtık bak hiçbir köpürme möpürme yok. Bunların çok fena. Bak onun kapağını açıyoruz. Bak bak bak. Çok belli abi. Bak görüyor musun Ali bak. Açma Allah cezanı ver. Ya amına koyayım Zaypo ya. Başka patlayan yemek arıyorum abi. Oğlum bu kameradan böyle gidiyse biri ölecek galiba. O siktir lan. Düdüklü tencerede... Lost on you. Abi düdüklü tencere patlaması çok kötü. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Düdüklü tencere bomba gibi patladı. Lokanta çalışanları saniyelerle ölümden kurtuldu. Düdüklü tenceremiz patladı. 3 kişi ölümden döndük burada. Akıl almaz görüntü Ankara siteler. Oğlum düdüklü tencerede çok... pişen yemekler daha lezzetli oluyor, kabul. Ama dikkat etmekte fayda var. Zira bazen inanılmaz kazalara sebebiyet verebiliyorlar. Bu kez patlayan düdüklü tencere Ankara'daki bir lokantayı savaş alanına çevirdi. Düdüklü tencerenin patlaması. Ne oluyor lan? Güvenlik kamerasına dayan. Bu patlamaz ki. Nasıl patlayacak? Parkede. Abi un patlaması yazabilir misin? Tencereyi rehin almışlar burada. Ya. Bir defa düdüklü kullanıyorum. Çok aşırı buhar çıkartıyor. Bunu kapatsam mı acaba? Sopa patlaması. Çok korkunç. Un patlaması mı?
Bir şey var değil mi lan? Bozcan bu işte. Ne patlaması? Bir şey patlaması daha vardı. Yumurta. Bu ne lan? 10 yıl. Bence patlamayacak bu. Cifsin. Canım yumurta patlamasın. İngilizce arat, onlar mikrodalgaya atıyor genelde. Oğlum iPhone 6 Plus yanmış lan. Çok fena lan. Şu patlaması. Türkçe olması lazım. Abi, la, niye oğlum istiyorsun? Çok fena yanacak abi bu. Şşş. Sobayı söndürelim, su dökelim abi sobaya ya. Oğlum içeri gitti lan, şu camları açsana bir. Aman aha yanıyor, şşş. Şeye getir lan, bir şey getir. Bir şey getir, bir şey lan, yukarıda yanıyor Furkan. Oğlum komple yanıyor ortalık. Yanıyor, 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 yanıyor. Lan getir yangısın. Kötü. Aha. Pressure cooker. Bir düdüklü daha. Başka yok ya, salça patlaması. Ha. Bizden açılır mı ya salça? Allah. Allah'ım. Karpuz patlaması. Oğlum karpuz da şey. Patlayan yani, turşu. Nuray abla şu an şampanya patladığı gibi Nuray ablanın kışlık turşusu. Buyurun dostlar turşu yemeği. Şahane oldu turşumuz. 10 numara 5 yıldız. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok yani. Yani bunu bir ay önce falan yapmış ama neden böyle köpürüyor Nuray abla? Ben de bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum, hayretle izliyorum şu anda. Bilen varsa bana da söylesin lütfen. Arkadaşlar turşu neden böyle olmuştur? Açma! Şimdi ben bunu face'e atıyorum, lütfen siz yorum atma, yapar mısınız? Atma, atma, atma. Lütfen, çok teşekkür ederim. Felaket derecede köpürüyor ve duman çıkıyor.